Şerefen Örgü Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlere bayan örgülerine ve bebek örgülerine uygulayabileceğiniz bir model hazırladım. Modelim 7 ilmek ve katlarından oluşuyor. 7, 14, 21 şeklinde 7 ilmeğin katlarını ayarlayıp en son 2 tane kenar ilmeği ilave etmeniz gerekiyor. 2 model için 7, 7, 14, 2 kenar ilmeği ile birlikte 16 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün arka tarafındayım. Burası örgümün ilk sırası. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki ilmeklerin tamamını sıra boyunca düz olarak örüyorum. Örgümün şu anda ön yüzündeyim ve ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sonraki üç ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve tekrar iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. İlk modelimi tamamlamış oluyorum. Burası kenar ilmeği. İki ters, üç düz ve iki ters şeklinde ördüğümüz ilk modelimiz. İkinci modele geçiyorum. Tekrar 2 ilmek ters örüyorum. 3 ilmek düz olarak örüyorum. Ve tekrar 2 ilmek ters ördükten sonra kenar ilmeği ile modelimizi kurmuş oluyoruz. Tekrar örgümün arka tarafındayım. 3. sıradayım. Kenar ilmeklerini örmeden alıyorum. Devamındaki ilmeklerin tamamını düz olarak örüyorum. Örgümün arka sırasındayım ve arka tarafta ilmeklerin tamamını sıra boyunca düz olarak örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Bir önceki sıradaki modeli tekrarlıyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Baştaki 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Devamındaki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve tekrar 2 ilmek ters olarak örüyorum. Burası bir model. Devam ediyorum. 2 ilmek ters örüyorum. 1, 2, 3 ilmek düz. Ve tekrar 2 ilmek ters örerek kenar ilmeği de sıramı tamamladım. Şimdi burada başlangıçta 3 tane düz ördüğümüz ilmeğimiz var. Burada 2 sıra haroşa oluştu. İki sıra haroşa oluştuktan sonra örgümüzün arka tarafını çevirdiğimiz zaman bu defa ilmeklerin hepsini düz olarak değil, düz ilmekleri düz, ters ilmekleri ters olarak oldukları gibi örüyoruz. Arka tarafta ilmeklerimi aynen oldukları gibi ördüm. Tekrar örgümüzün ön yüzüne geçtiğimiz zaman burada 3 tane düz ilmeğimiz var. Altında 2 sıra haroşamız oluşmuş oldu. 2 sıra haroşadan sonra arka tarafta ilmekleri oldukları gibi örerek geldim. Tekrar ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 2 tane olan ters ilmeğimin ilkini ördüm ters olarak. Burada son ters ilmeği arkasındaki düz ilmekle beraber kesmem lazım. Burada ilmeklerin yönünü çeviriyorum ve tersten girerek bu iki ilmeği beraber topluyorum. Böylece düz ilmeğimi kestiğim yerde sağ tarafa yatırmış oldum. Sonrasında bir ilmek artırıyorum. Tam ortada kalan düz ilmeğimi düz örüyorum. Ve bir ilmek daha artırdıktan sonra son kalan düz ilmeğimi arkasındaki kalan ters ilmekle beraber düz örerek topluyorum. Bu şekilde son ilmeğimi de sola yatırmış oldum. 3 tane olan düz ilmeğimizin başındaki ve sonundaki ilmekleri iki kenara doğru açıyoruz. 2 ilmek ters ördüm. Son kalan ters ilmeğimi ve devamındaki düz ilmeğin yönünü çevirdim. Düz ilmeğin olduğu yerden tersten girerek 2 ilmeği topladım. 1 ilmek artırdım. 1 ilmek düz ördüm. 1 ilmek artırdım. Son kalan düz ilmeğimi arkasındaki kalan ters ilmekle beraber düz örerek topladım.
Kalan bir tane ilmeğimi ters, kenar ilmeğimi düz ördüm. Şimdi tekrar örgümüzün arka tarafındayız. Bu sırada ilmeklerimizi aynen örüyoruz. Düz ilmekleri düz, ters ilmekleri ise ters şeklinde devam ediyoruz. Bu sırada arada iki tane düz ilmeğimiz kaldı. Diğer ilmeklerimizi ters olarak devam ediyoruz. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Burası modelimizin son sırası. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada son ters ilmeğimiz kaldı. Düz ilmeğimizin yönünü çeviriyoruz ve iki ilmeği tersten girerek topluyoruz. Böylece ilmeğimiz sağ tarafa yatmış oluyor. Devamında bir ilmek artırıyorum. Tam ortadaki kalan 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir ilmek artırıyorum. Sonraki 2 ilmeği beraber düz örüyorum. Bu şekilde V şeklinde açılan bir ajur elde etmiş oluyoruz. Devam ediyorum. Sonraki 2 ilmeğin yönünü çeviriyorum. Ve tersten girerek beraber topluyorum. Sonrasında bir ilmek artırıyorum. Devamındaki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar bir ilmek artırıyorum. 2 ilmeği beraber düz örüyorum. Ve kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Şimdi bundan sonrasında örgünün ilk başlangıcındaki işlemleri tekrarlamamız gerekiyor. Bu yüzden örgüyü çevirdiğim zaman ilk sırayı burada tekrarlıyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki ilmeklerin hepsini düz olarak örüyorum. Bu şekilde ilk örgüye başladığım sırayı şu anda tekrarlamış oluyorum. Bundan sonrasında aynı işlemleri tekrarlamamız gerekiyor. Sizler için şu şekilde bir tane küçük bir parça hazırladım. Nasıl durduğunu göstermek istedim. Burası da örgümüzün arka tarafı. Hem bayan örgülerinde hem de bebek örgülerinde kullanılabileceğiniz bir örgü modeli oldu. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.